Aslında dünyada bunun çok örneği var. Başka yerlerde de bunun üzerine biraz konuşma fırsatı oldu. Hani çok sayıda uluslararası pop müzisyeni, işte Rod Stewart'lar, Bolton'lar, işte siz söyleyin Lady Gaga'nın da zamanında bir caz albümü vardı son dönemde çıkan. Bu aslında caz ve caz standartlarını söylemek özellikle pop müzik yıldızları için ilginç ve her zaman denenmeyen ama yapıldığında çok başarılı olabilen bir formül. Ve ben Türkiye'de çok sayıda yani popüler müzikteki çok az müzisyenin aslında denediği, cesaret ettiği bir şey ve Kenan Doğulu'nun bu girişimi gerçekten çok değerli buluyorum. O yüzden de festival sahnesine taşıyabilmiş olmaktan, taşımaktan dolayı çok mutluyuz ve ben gururluyuz diye düşünüyorum. Yani İstanbul, Türkiye'de böyle bir Merhabalar sevgili Selin Dört takipçileri. Bugün 24'te 28. İstanbul Caz Festivali direktörü Harun Güzel'i ağırlıyorum. Onunla Şehrin Caz Ağırlığı Festivali katılım listesini bu yıl öne çıkan yaklaşımlarını konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. hoş bulduk, çok teşekkürler. Gerçekten sessiz ama yanı sıra müziksiz onca ay geride kaldı. Şimdi yeniden konserler, festivaller, heyecan verici bir yaz aslında. Gerçekten eskisinden daha heyecan verici galiba sizin için. Evet, hala 8-0 sonrası müzik yasağı devam ediyor. O can sıkıyor, gölge düşürüyor ama sizin yaptığınız bu değerli festival organizasyonlarıyla da beraber yine de güzel bir yaz geçiriyoruz kısmen de olsa. Bu yıl nasıl bir yaklaşım oluşturdunuz? Onu konuşarak başlamak istiyorum. Bütün bu kaosun, işte felaketlerin, tatsız gelişmelerin ortasında. Evet, gerçekten de 2 yıldır çeşitli zorluklarla uğraşarak festivali gerçekleştiriyoruz. Bizim festivalimizin normal dönemi zaten Temmuz ayındadır ama son 2 yıldır hep Eylül ayına kaymamız gerekli bir şekilde. Geçtiğimiz sene tamamen yerli sanatçılardan oluşan bir program yapabilmiştik. Uluslararası katılımdan geçen sene için vazgeçmek durumunda kalmıştık. Bu sene ise programlamaya başlarken yine çok kolay bir sene olmayacağını ama yine de birazcık daha uluslararasılaşabilecek, biraz daha şartların eskisine yakınlaştığı, normalleştiği bir festival sunabileceğimizi düşündük. Gerçekten de tarihi yine Eylül'e almamız gerekse de bunun dışında yine uluslararası isimlerle, Türkiye'den yıldız sanatçılar ve çeşitli yeni ve başarılı isimlerle çok güzel dolu dolu program yaratmayı başarabildik. 1-24 Eylül tarihleri arasında yine İstanbul'da hem ücretli hem ücretsiz çok sayıda farklı konserle izleyicilerimizi güzel müzik ve sanatla buluşturabilmenin mutluluğu içindeyiz. Bütün bu şeyden bağımsız daha öznel de görünen bir şey soracağım ama motive olmakta zorlandığınız oluyor mu? Biraz yani yaklaşımını sorarken festival organizasyonu o yüzden soruyorum. Yani ben kendi adıma bile zaman zaman yaşıyorum. Yani ya şimdi nasıl albümü konuşacağım? Hani şu an nasıl bunu yapacağım? Hani hakikaten çok ağır geçiyor gündemler. Siz o anlamda nasıl kurtarıyorsunuz bu şeyi? Onu da sorayım. Kendi bu halinizde. Anladım. Yok, tabii doğru aslında çok da önemli bir şey çünkü bütün bu organizasyonlar, kurumlar böyle soyut varlıklar gibi gözükürken aslında hepsinin arkasında insanların ve hepimizin tek tek ayrı ayrı çabasının sonucu bu. Doğrusu tabii ki olan bitenden etkilenmemek imkansız. Her birinden, her bir ayrı krizden, sıkıntılı durumdan, işte hem kendi işimize dair veya işimize doğrudan bağlantı olmayan her türlü konudan etkileniyoruz tabii ki. Ama ya burada tabii temel motivasyon aslında sürdürebilmek ve hani bu yaptığımız etkinliklerin, bu güzel konserlerin ulaştığı insanlara biraz daha nasıl diyeyim yaşama sevinci veya devam edebilme heyecanı verebilmesi veya hiçbir şey değilse birkaç saatliğine o günlük hayatın kaygılarını, endişelerinden uzaklaştırabilmesi bile çok değerli bir şey aslında. Dolayısıyla hani bizim en temel misyonlarımızdan bir tanesi de bu aslında ve festivaller olarak özellikle İstanbul Caz Festivali, İstanbul'da yaz aylarındaki en böyle kıpır kıpır neşeli insanları bir araya gelmesine vesile olan etkinliklerden biridir.
Bence bundan mahrum kalmamak tüm müzik severlerin ve bütün festival takipçilerinin hani hatta doğrudan katılamasa bile hani uzaktan bile bu etkinlikleri görüp sosyal hayatın devamlılığına önem veren herkes için güzel bir motivasyon yaratıyordur diye düşünüyorum. Biz de bunu düşünerek birazcık devam ediyoruz herhalde. Hem kendiniz için hem bizim için, hepimiz için yani. Evet, demin duydum. Programa bakınca tabii yerli ve yabancı pek çok dikkat çekici etkinlik isim, başlık, konser var. Ama benim böyle bakar bakmaz ilk dikkatimi Salt elektronik sahne etkinliği çekti. Hem Salt olması ama bir de elektronik sahne nasıl gerçekleşti onu merak ediyorum. Tabii. Salt'la yapacağımız bu işbirliği aslında bizim ücretsiz etkinlikler programımıza dahil. Özellikle parklarda caz olsun, başka etkinlikler olsun, olabildiğince erişimine hani 7'den 70'e her türlü insanın kolayca, rahatça erişebileceği etkinlikler yapmaya çalışıyoruz ve bunun sayısını olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz tabii ki. Burada Salt'la bir başka ortak paydamız da festivalimizin de uzun yıllardır sponsor olan Garanti BBVA, aynı kurumların bir araya geldiği böyle bir ortak paydamız da var aslında. Dolayısıyla bir sene olabildiğince öncelikle Salt ekibinden geldi tabii bu öneri. Onların da 10. yılı olduğu için birlikte nasıl bir şey yapabiliriz İstanbul Jazz Festivali dahilinde böyle bir müzik etkinliğini Salt'la beraber nasıl kurgulayabiliriz diye onların ortaya attığı bir öneri üzerine biz de beraberce biraz düşünmeye başladık ve bunu bizim festivaldeki ücretsiz etkinlikleri kurguladığımız sahnelerden birinde hayata geçirebileceğimizi düşündük. Maçka Demokrasi Parkı'nda. Tabii Salt'ın müzik çizgisi veya Salt'ın programına dair çok benim doğrudan bir şey söylemem çok doğru olmaz ama onların biraz daha güncel, yeni elektronik müziklere yakın bir çizgisi var. Bizim İstanbul Jazz Festivali'nde her zaman aslında çok renkli ve çok yönlü bir müzik programımız oldu. Yani sadece cazla değil, cazdan öteye güncel çeşitli müzik tarzlarına yer verdiğimiz bir programımız olur her zaman İstanbul Jazz Festivali'nde. Bu vesileyle aslında birazcık daha yeni ve yaratıcı müziklerin biraz daha bu elektronik müzikle yaklaştığı Türkiye'deki temsilcilerinden en ilginç birkaç isme yer verdiğimiz bir programla buluşacağız. Bu Salt elektronik sahne, elektroakustik sahne programında. Biraz daha elektroakustik kavramına daha yakın duruyor aslında, onu söylemek lazım. Evet, bu da güzel bir tüyo verdi bize. Hakikaten umarım kaçırmayız, takip edebiliriz, çok isterim. Yine bir başka çok bence önemli olan genç caz başlığınız. Biraz orayı da daha detaylı açabiliriz bence. Yani bu yeni değil, evet. Ama caz festivalini genç yani o programın bir kısmını genç cazcılar belirledi. Nasıl oldu, nasıl organize ediyorsunuz ve bu sene orada o başlığın altında neler var? Evet, yani genç cazda 19 yıldır devam eden bir bölüm festivali, yani 28. İstanbul Caz Festivali diye düşününce işte bunun evet. İlk 9 yılı hariç 19 senesi boyunca yer almış bir bölüm festivali. O yüzden bizim için de çok değerli ve önemli bir bölüm. Aslında birazcık böyle hani festivalde çok böyle doğrudan öne çıkmayan, her zaman çok göze çarpmayan ama bu 19 yıl boyunca şu anda profesyonel olarak sahnelerini izlediğimiz birçok sanatçının da içinde yer aldığı, çok sayıda ismin içinden geçtiği bir bölüm. Genç caz aslında bizim bir nevi amatör, profesyonel, henüz profesyonel olmamış festivalde yer açtığımız, alan açtığımız bir bölüm. Ve burada değişik sanatçılar veya topluluklar demolarıyla başlıyorlar. Bu demolar arasından seçilen 10 tanesi bir değerlendirme konserine çağrılıyor ve 10 gruptan 6 tanesi de festivaldeki özellikle parklarda, caz bölümündeki ücretsiz sahnelerde yer almaya hak kazanıyorlar. Bu aslında genç ekiplerin uluslararası bir festival deneyimi kazanması, profesyonel hayata ilk adımları için çok böyle güzel fırsat da sağlayan bir bölüm. Onlar için aslında biraz hani buradaki süreçlerin nasıl gittiğini görme, öğrenme, bir nevi eğitim fırsatı da oluyor. Ama bizim açımızdan da özellikle genç ve yeni yetenekleri desteklemek için çok önemli bir alan. Bu sene bir de tabii burada özel ve değerli bir işbirliğimiz daha var.
2013 yılında kaybettiğimiz müzik profesyoneli Mehmet Ulu anısına bir fon hayata geçti. Mehmet Ulu fonu, kardeşi Ahmet Ulu'nun başını çektiği. Ve bu sene biz de Mehmet Ulu fonu ile işbirliğinde genç cezası bir parça daha öteye götürmeye amaçlayan bir yeni bir çalışma başlattık. Normalde sadece genç cazda seçilen sanatçılar sahneye çıkıyorlardı, festivalde konser veriyorlardı ama bu yıldan itibaren bu aynı zamanda bir genç caz albümüyle de kalıcılaşacak. Katılan 6 topluluk, bu 6 topluluğun aynı zamanda özgün eserleri stüdyo ortamında kaydedilecek çok güzel bir albüm prodüksiyonu olarak şu anda dijital formatta yayınlanacak. Belki ileride fiziksel olarak da plak veya başka türlü bir formatta yayınlamak da mümkün olur. Dijital müzik kanallarında önümüzdeki Kasım ayında yayına hazır hale gelecek. Tabii bu kayıt süreci de aslında bu genç sanatçılar için bir başka deneyim demek. Ve tabii festivalin önderliğinin kaydın çıkması ve önümüzdeki yıllarda devam etmeyi düşünüyoruz. Ve böylece Türkiye'deki genç caz müzik alanı sadece caz müzisyenlere de başvurmuyor bu arada genç caza. Bu alanda devam edecek olan çabaların böyle bir kaydının tutulması, ilerleyen yıllarda nasıl değiştiğini görmesi adına gerçekten çok değerli bir fırsat olacak diye düşünüyorum ben burada. Kesinlikle öyle. Bir de hani genç caz müzisyenleri aynı zamanda belki işte albüm yapmanın, kayıt yapmanın da olanakları herkes için çok kolay olamayacağı gibi hani o süreç artık toplamda çok zorlaştığı için tam teknoloji falan ama hani bir yandan da maliyetler, imkanları, uçak şirketleri imkanı. O yüzden onlara pek çok anlamda olanak da olabilme potansiyeline sahip olmuş. Ne mutlu. Yine çok dikkat çeken festival başlıklarından bir tanesi haliyle Kerem Doğulu. Bu defa bir caz çalışması İhtimaller Projesi ile festivalde yer alıyor. Onu dinleyelim. Hakikaten şaşırtıcı. Şaşırtmak açısından bence gerçekten güzel bir şey. Benim çok hoşuma gidiyor doğrusu. Yani Türkiye pop müziğinin çok önemli isimlerinden bir tanesi Kenan Doğulu. Aslında çok klasik bir tepki alıyoruz. İşte Kenan Doğulu'nun İstanbul Caz Festivali'nde hani doğru yeri burası diye. Ama tabii bir sürü insan şunun farkında değil. Kendisinin çok başarılı bir caz kaydı var. İhtimaller ismindeki bu 2006'da çıkan albüm. Müzik direktörlüğünü Ozan Mustaoğlu'nun yaptığı, aynı zamanda Türkiye'deki caz sahnesinin en değerli isimlerinden bir tanesi Ozan. Ve işte aranjmanlarını, caz aranjmanlarını Ercüment Orkut Bülent, Bulut Gülen, Can Çankaya gibi isimlerin yaptığı ve birbirinden başarılı caz müzisyenlerimizin içinde olduğu böyle bir 10 kişi combo şeklinde sahneye çıkıyorlar. Ve hani aslında dünyada bunun çok örneği var. Başka yerlerde de bunun üzerine biraz konuşma fırsatı oldu. Hani çok sayıda uluslararası pop müzisyeni, işte Rod Stewart'lar, Bolton'lar, işte siz söyleyin Lady Gaga'nın da zamanında bir caz albümü vardı son dönemde çıkan. Bu aslında caz ve caz standartlarını söylemek özellikle pop müzik yıldızları için ilginç ve her zaman denenmeyen ama yapıldığında çok başarılı olabilen bir formül. Ve hani ben Türkiye'de çok sayıda yani popüler müzikteki çok az müzisyenin aslında denediği, cesaret ettiği bir şey ve Kenan Doğulu'nun bu girişimi gerçekten çok değerli buluyorum. O yüzden de festival sahnesine taşıyabilmiş olmaktan, taşımaktan dolayı da çok mutluyuz ve ben gururluyuz da diye düşünüyorum. Yani İstanbul, Türkiye'de böyle bir çalışmayı yapabilecek herhalde en başarılı isimlerden bir tanesi kendisi. Bir taraftan da bu arada bu konsere dair bir iki ufak bilgi de vereyim. Kendisini aslında henüz şeyimizde sosyal medya ve web sitemizde henüz ilan etmedik ama bir önemli isim de eşlik edecek. Stefano Di Battista bir gün önce yine festivalde konser verdikten sonra kendi grubuyla konser olacak. Ertesi gün Kenan Doğulu konserinin de konukları arasında bu arada kendisi. O da severek kabul etti konserde yer almayı. Ve aynı zamanda başka Türkiye'den de caz camiasından başka ilginç konuklar olacak. Ben çok böyle renkli, eğlenceli ve Kenan Doğulu'nun o yani popüler müzik yıldızlarının aslında en önemli tarafı sahnede o canın ihtişamını, o sahneye bir sahnede performans yapmanın en başarılı temsilcileri olması onların ve Kenan Doğulu da bu anlamda gerçekten çok başarılı bir müzisyen ve icracı. Ve onu bu açık hava sahnesinde böyle bir caz performansı izlemek eminim herkesi çok keyifli olacaktır.
Vallahi yani anlattıklarınızdan gerçekten çok merak uyandırıyor. Ayrıca kesinlikle öyle yani. Sahne aynı zamanda bir show alanı ve hani her zaman öyle değil. Ama biraz da öyle daha doğrusu. O yüzden yani enteresan bir konser olacağına eminim. Kesinlikle yani takip edilmesi gereken şeylerden. Hemen burada hani hem Kenan Doğulu sahnesine de konuk olacak isimlerden bahsedince hemen bir diğer başlığımız işte mesela Mabel Matiz'in sürprizimiz bu defa dikkatimi çekiyor. Bence o ve Karsu gene Altın Gün'ü mesela festival programında var Altın Gün. Ki Türkiye'de canlı performanslarını takip etme olanağı aslında çok az oluyor. Biraz böyle böyle bu kısmı konuşabiliriz bence. Tabii ki. Yani şeyde festivaldeki bu farklı müziklere yer açtığımız alanlar bizim için çok önemli. Zaten İstanbul Caz Festivali uzun yıllardır böyle işte 1997'ydi galiba. Massive Attack New York ilk kez İstanbul Caz Festivali'ne geldi. Nick Cave Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Caz Festivali'nde verdi. İşte başka bir sürü isim daha. Hep İstanbul Caz Festivali izlediğimiz sanatçılar oldu bunlar. Ve bizim açımızdan aslında bu yenilikçilik, bu farklı isimlere kapı açmak, uluslararası belki yıldızların farklı farklı projelerine yer vermek çok sevdiğimiz bir şey. Bu sene tabii birazcık o anlamda evet uluslararası zaten büyük turnelerin gerçekleşmediği bir dönemdeyiz. İstesek de istemesek de uluslararası anlamda çok büyük konserler yapamıyoruz. Ama bu birazcık bu vesileyle aslında bizim Türkiye'den çok başarılı bulduğumuz, sevdiğimiz isimlere biraz daha fazla yer açmak için. Uluslararası anlamda farklı yerlere götürecek beraber projeler geliştirmek için çok iyi bir fırsat oldu. Mabel Matiz de aslında öyle gelişti. Türkiye'deki yine popüler müziğin aslında en alternatif, en çizgi dışı isimlerinden bir tanesi. İşte şarkı sözleriyle olsun, yaptığı video kliplerle olsun, o hani sanatsal dokunuş anlamında gerçekten işini çok güzel yerlere taşıyabilen bir isim kendisi. O da uluslararası anlamda biraz dünya açılan bir müzik yapabilmek de düşüncesiyle çeşitli fikirler geçiyordu anladığım kadarıyla kafasından ve biz yine böyle bir buluşup konuştuğumuzda hani böyle bir proje için ne yapabiliriz, beraber nereye taşıyabiliriz diye biraz birlikte kafa yorduk menajeriyle, ekibiyle beraber ve Hollanda'dan çok başarılı bir keyboardçu Niels Brons'la beraber böyle bir konserin olmasına biraz böyle birlikte ön ayak olduk diyelim. Biz vesile olduk. Onlar şu anda çalışmasını yapıyorlar. Ve Mabel Matiz'in müziğini birazcık daha böyle farklı yerlere taşıyacak. Biraz daha uluslararası anlamda belki önümüzdeki yıllarda uluslararası festivallere çıkmasına da vesile olabilecek bir program, repertuar hazırlıyorlar. Diğer isimler de öyle aslında. Altın Gün Türkiye'de gerçekten çok sevilen ve heyecanla beklenen isimlerden bir tanesi. Şu anda aynı zamanda festivalinde en çok ilgi gören konserlerinden bir tanesi. İşte keza Melike Şahin var programda son yıllarda özellikle bu geçtiğimiz yılda değil de aslında bu yılın başında albümünü yayınladı. O albümde çok Evet. büyük ilgi gördü. Pandemi dönemine girdiğimizde henüz albüm projesi ilerlememişti ama pandeminin sona ermesiyle ortaya çıkan çok başarılı isimlerden bir tanesi. Mesela aynı zamanda Altın Gün'ün açılışını yapacak olan Evdeki Saat grubu da böyle bir isim. Onlar da böyle biraz pandemi döneminde giderek daha çok dinlenen ve ilginin arttığı isimlerden bir tanesi oldu. Ama bir taraftan da bakınca İstanbul Jazz Festivali'ni yine aslında bütün bu ücretli, ücretsiz bütün bu konserler, açık hava etkinlikleri, değişik yerlerde yapılacak parklardaki konserler vesaire caz müziği gerçekten aslında programımızın en ağırlıklı kısmı oluyor. Tabii bu vitrine çıkan, ön plana çıkan bir takım büyük isim daha sükse seri veya biraz daha böyle göz alan isimler alıyor ama yine programın toplamında işte %50-60'ı aslında birbirinden başarılı Türkiye'den ve uluslararası caz sanatçılarından oluşmakta. Yani bunu söyleyince cidden hiç düşünmediğimi fark ettim yani sizin son bölümde anlattıklarınız. Aslında bu defa bu buluşmalar ve yaratıcı deneyimler mesela Mabel Matiz'inki gibi özellikle çünkü hani festivale özel bir şey hazırlanmış ortak bir anladığım kadarıyla fikir teatisiyle. Yani aslında bu defa hani yurt dışından değil de Türkiye'den festivalin ürettiği projeler belki daha sonra yurt dışına gidecek falan.
gibi bir tablo da var. Hakikaten bu yanı da oldukça heyecan verici. Biraz belki gece gezmesi konserleri, vitrin panelleri, onlardan da bahsedebiliriz. Ama yine de yurt dışından konukları da var festivalin. Oralarda belki hani bu ortak sahneler dışında adını anması gerektiğini düşünen insanlar görüyorum. Tabii. Yani şeye hemen bir kısa değineyim. Dediğiniz çok doğru. Festivallerin bence artık önümüzdeki dönemde hani en azından bizim festival gibi, İstanbul Jazz Festivali gibi köklü bir festivalin aslında birazcık böyle alan açıp yol, yön göstermesi veya işte hani daha bir takım şeyleri biraz daha ileri taşımaya yardımcı olması lazım bence. Biz İstanbul Jazz Festivali'nde olabildiğince önümüzdeki dönemde de böyle daha yeni projeler, herhangi bir festivalde görülmeyecek tarzda işlere olabildiğince daha çok yer vermek istiyoruz. En azından bunu söyleyebilirim. Hani çünkü bir noktadan sonra hani çok güzel ve hazırlanmış ve bitmiş bir konseri sahneye taşımak tabii ki çok keyifli bir şey. Ama bir yandan da bizim hani biraz misyonumuz bundan bir parça daha fazlasını yapmak da olabilir diye düşünüyorum ben şahsen. Onun dışında İstanbul Jazz Festivali bu sene birkaç tane yine çok da bir uluslararası anlamda çok ilginç güzel isimimiz var. Bunlardan mesela Angelique Kidjo'dan bir kısaca bahsedebilirim. Afrika müziğinin aslında bir nevi divası. 4 tane Grammy ödülü var. Çok sayıda birbirinden ilginç proje gerçekleştirdi ve sadece Afrika müziği değil. Yani caz zaten kökenlerini Afrika'dan alıyor ama Afrika'nın kendince ayrı müzik kültürü var. Bunu soul, funk, işte reggae gibi farklı tarzlarla birleştiren çok renkli bir karakter kendisi ve gerçekten de kariyerinin doruk noktasında şu anda. Festivalde onu Esma Sultan'da izleyeceğiz 6 Eylül konserinde. Bunun dışında demin bahsettim, Stefan Di Battista bu seneki festivalde Avrupa Cazı'nın önemli temsilcilerinden altı saksafoncu ve yine Ennio Morricone'ye adadığı çok güzel bir albüm var. Morricone Stories diye yanlış hatırlamıyorum ismi. Aslında iki tane albüm var. Morricone ile ilgili bir tanesi, bir tane daha önceden yayınlanmıştı galiba. Bu Morricone repertuarını çalacağı bir konserle geliyor. O böyle çok ilginç olacak. O akşamın açılışını bu arada Ferit Odman yapacak. Onu da hatırlatayım. Kendisiyle Türkiye'deki güncel caz sahnesinin en böyle şu anda parlayan isimlerinden bir tanesi. Çok sevilen bir isim. Bir başka etkinliğimiz Itamar Boroçov, trompetçi. İsrailli trompetçi Itamar Boroçov. Çok başarılı, genç ama aynı zamanda çok sevilen bir isim. Biraz böyle Avishai Cohen, basçı Avishai Cohen'in müziğiyle, tarzıyla biraz daha bu Anadolu jazz sound'una yakın bir tarzı olan bir müzisyen. Onu festivalde izleyeceğiz. Özellikle keşfetmek adına çok değerli, güzel bir isim kendisi. O akşamki konserin açılışında yine Türkiye'den çok başarılı ve genç bir vokalimiz Eylül Ergül yapacak kuartetiyle. Mesela bir başka isim Arlo Parks, festivalin bu seneki daha birazcık daha böyle indie alternatif sahnedeki başarılı isimlerinden. O da yine 10 Eylül'de Beykoz Kundura'da olacak. Başka mesela parklarda caz konserlerinde işte Ayşe Tütüncü, Şenay Lamboğlu, Batu Şallıel, işte Bidar gibi çok sayıda caz sanatçımız da yer alıyor. Bir isim daha vardı söylemek istediğim. Tabii Beykoz Kundura'daki gece gezmesi programında Alper Sönmez ve Çağrı Sertel, tabii onları da unutmamak lazım. Belki yine bizim hani güncel caz sahnemizin en başarılı iki ismi, ikisini birden aynı gecede seyretme şansına kavuşacağız. Özellikle son projeleriyle gerçekten çok böyle güzel tepkiler topladılar. O açıdan da mutluyuz. Çok iştahatlı görünüyor. Bu sene zaten İKSV Müzik Festivali de açık mekanlara taşındı tamamen. Caz ama yani toplamda tabii ki müzik öyle ama sanki caz böyle parklara, açık alanlara çok yakışan bir müzik. Bir bana mı öyle bir his veriyor? Sizin öyle bir hisiniz var mıdır? Yani İstanbul'da caz böyle güzel park alanlarında çok keyifli gidiyor diyelim. Ama serbest ve doğaçlamanın hakim olduğu bir müzik olduğu için aslında gerçekten hani bu caz müziği bir halk müziği aslında. Yani gerçekten kökenleri itibariyle ve dolayısıyla böyle topluca işte bu tür etkinliklerde keyfinin çıkarılması çok böyle kolay aslında. Bizim insanımız hep böyle birazcık nasıl derler?
karışık bir şekilde yaklaşmıştır. Ceza hep böyle biraz iyi mi, boş mu, yoksa biz anlar mıyız, anlamaz mıyız, ama o kadar da zor bir şey değil. Parklardaki etkinliklerde de özellikle bu daha keyifli, daha kolay erişilebilir tarafını öne çıkarmaya çalışıyoruz caz müziğine. Biraz çocukların da hedef kitlesi arasında yer aldığı kısım ağırlıklı olarak oralar sanki, doğru anlıyorsam. Tabii. Özellikle şeyde parklarda caz konserlerimiz bir kez zaten 7'den 70'e herkese açık. Yani bizim geçtiğimiz yıllarda çok sık gördüğümüz bir şey. Böyle çocuklu ailelerin 7'den 70'e işte belki bebekleriyle, ailelerin en genç üyeleriyle bir araya gelip orada konserleri izlediği her yaştan seyircimizi orada görüyoruz. Ama aynı zamanda bu sene çocuklara yönelik etkinlikler de var. Yani geçtiğimiz yıllarda da yapıyorduk. Geçen sene bir ara vermek zorunda kaldık ama bu sene yine İKSV'nin alt kat bölümüyle beraber çocuklara yönelik etkinliklerimize devam ediyoruz. Hem parklarda cazda hem de İBB ve Kültür AŞ işbirliğiyle yapacağımız festivalde İstanbul Bir Sahne konserlerinde 4 ayrı tarihte çocuklara yönelik, çocuklara ve ailelere yönelik diyeyim. Yani hem ebeveynler hem çocukları birlikte katılabileceği 4 farklı etkinliğimiz olacak. Atölye çalışmaları, işte dans atölyesi gibi, müzik enstrümanlarını biraz daha yakından tanımaya yönelik veya bu anlamda çocukların müziğe ilgisini daha çok çekmeye yönelik faaliyetler gibi birkaç tane farklı öyle etkinliğimiz var. İstanbul Caz Festivali'nin webden yan etkinlikler sayfasından bunların detaylarını görmeniz mümkün. Aslında sorunun bir tanesi böyle size paket olarak sorduğum için kafa karıştırıcı oldum ama bütün panelleri de vardı o sorunun içinde ama birkaç şeyi aynı anda sorduğum için evet. Arada kaybetmeyelim, evet. Ondan da bahsedelim bu söyleşiyi tamamlamadan. Tabii ki. Aslında vitrin bizim son 4-5 yıldır devam ettiğimiz çok önemli de ve değer verdiğimiz de bir bölüm. Bu biraz Türkiye'den sanatçılar uluslararası anlamda tanıtımlarını güçlendirmek, destek olmak adına yaptığımız bir bölümdü. Ve normalde işte uluslararası delegeleri davet ediyorduk Türkiye'ye. Son 2 yıldır uluslararası katılımda tabii çok rahat hareket edemediğimiz için biraz daha bu sefer Türkiye'den sanatçılara kendimiz içeriden yol, yön göstermek veya Türkiye müzik sektörüne dair fikirler vermek, konular üzerine, müzik sektörünün konuları üzerine bir panel serisine biraz çevirdik. Bu sene de 4 tane gerçekleşecek. 18 Eylül'deki Beykoz Kundra'daki konserlerimiz öncesinde gündüz saatlerinde. Bunlardan bir tanesi film ve dizi dünyasında müziğin kullanımına dair Ahmet Bilgiç'in moderatörlüğünde hem önemli yönetmenlerimizden Tolga Karaçelik, prodüktör Diloy Gül'ün ve kurgucu Çiçek Kahraman'ın katılımıyla yapılacak. Bunun dışında bir başka panelimiz yine bilgisayar oyunlarındaki müzik kullanımı üzerine. Bu aslında Türkiye'de çok böyle iyi bilinmeyen ama bilgisayarları Türkiye'de özellikle birkaç önemli şirket tarafından başarıyla dünya çapında temsil ediyor ve bunların içinde müzik ve ses tasarımı çok önemli bir yer alıyor. Peak Games ve Tailworks bu anlamda Türkiye'nin en önemli iki şirketi. Hem oradan yetkililerin ses ve müzik tasarımı konusundaki yetkililerin katılacağı hem akademisyen Başar Dinler'in katılımıyla ve müzisyen Tantun Çağ'ın moderatörlüğünde bir bu konuda da bir panelimiz olacak. Üçüncü panelimiz aslında müzik sektöründe viral olmak, hit olmak, işte her gün çıkan on binlerce parça arasından sıyrılmanın yolları, yöntemleri üzerine. Burada da moderasyonu Alper Bahçekapılı yapıyor, gazeteci. Ve konuklarımız ve masada oturacak isimler arasında işte müzisyen ve yine popüler bir isim olan Cabbar, plak şirketi Universal, aynı zamanda yine yapımcı bir şirket olan ve özellikle son dönemdeki pop rap sanatçılarıyla ismini duyuran Mob Entertainment ve TikTok dijital sosyal medya platformu TikTok'tan da birer temsilci olacak. Böyle biraz müzikte bu tür sistem yollar nasıl ilerliyor, ünlü olmanın yolları son dönemde nelerden etkileniyor gibi ilginç konular üzerine konuşacağız. Bir de tabii müzikte ağlar kurmak, networkler, iletişim. Konular üzerinde Emre Erbirer'in moderatörlüğünde ve çeşitli
katılımcılarla ilgili bir olacak. Bu paneller katılımcılara davetlere özel bir sistemle yapılıyor ama biz sonradan bunlardan herkesin faydalanabilmesi için daha sonrasında panellerin kayıtlarını da bizim İKSV YouTube sayfasından da yayınlayacağız. Harika. Yani bu arada bu başlıklar da çok dikkat çekici. Hakikaten festival programını belki biraz daha detaylı incelemesini bizi izleyenlerin öneriyorum. Yani çünkü mesela Tantun Çağ'la biz yani onun albümü için buluşmuştuk gene bu programda. Hakikaten o bilgisayar oyunu müziği yapma işi ve bunun aslında bir iş olarak ve bir sektör olarak varlığı ve orada ne kadar yaratıcı şeyler, müzikal çalışmalar üretildi falan. Üzerinde çok az düşündüğümüz, konuştuğumuz şeyler hala bu kadar dijital bir çağda yaşamamıza rağmen. O yüzden çok ilgi çekici başlıklar. Şeyi özellikle merak ettim, yani bu sıyrılıp işte bütün o şeyin içinde kendi şeyini, kendi şarkını görünür kılma ya da çalışmanın. Bilmiyorum, bu biraz belki ilerleyen zamanlarda festival bunun felsefi tartışmasına da bir yerlerde belki girer. Çünkü hani buna sürekli buna ihtiyaç duymak ve havuzda sürekli performans halinde olmak gerekiyormuş gibi sürekli sosyal medyada bir şeyi paylaşmak, bilmiyorum bu müzisyenlerin üzerindeki etkileri her zaman pozitif mi? Bu iyi mi, ilerletici mi, değil mi? Biraz insanlardan aldığım şey, feedbacklere bakınca biraz kafam karışıyor açıkçası benim. Ama bütün bu tartışmalar çok dikkat çekici. Yani biz de çok önem veriyoruz. Hani bu tür tartışma platformu çok fazla yok ve olabildiğince hani en temel misyonumuz festivali yapmaksa bir yandan müzik sektörüne de biraz katkımız olsun diye de düşünüyoruz bunları yaparken. Evet, çok teşekkür ederim. O zaman ne diyelim, 28. Caz Festivali'nde buluşuyoruz. 40'a yakın konser toplamda bahsettiğimiz program. Ben de onu söyleyecektim. Siz söyleyin. 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek, tekrar hatırlatmak gerekirse. Ve biletlerimiz evet, Paso'da satışta. Hani ben son olarak belki bir festival sponsorumuz Garanti BBVA'ya tekrar bir teşekkür etmek isterim. Onların destekleri çok önemli. Tabii ki seyircilerimiz bizim yanımızda yıllardır. Zaten seyircisiz festival olmaz. Hem seyircilerimize de tekrar teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımız da uzun yıllardır festivalimizi destekliyor. Yine onlara da buradan tekrar bir teşekkür etmekte fayda görüyorum. Ve umarım festivalde karşılaşmak, buluşmak üzere diyeyim ben son sorum. Evet, öyle diyelim. Parklarda karşılaşmak, bahçelerde, şehrin caz halinde buluşmak dileğiyle 1-24 Eylül tarihlerinde İstanbul Caz Festivali gerçekleşecek. Hamizler'le festival programını konuştuk. Daha burada bahsedemediğimiz pek çok detayı da var. Web sitelerinden izleyebilirsiniz. Konserleri takip edebilirsiniz. Hem ücretli hem ücretsiz. Bir kez daha hatırlatalım. Görüşmek üzere. Müzikle kalın diyelim şimdi. Hoşça kalın.